Efendim gördüğünüz gibi burası İsmet Paşa Mahallesi 10 sokak. Burada yol çalışmaları var şu anda. Kilit taş döşeme çalışması yapılıyor. Kepçeyle. Şu anda kepçe gördüğünüz gibi şu anda kepçe arkamızda. Ancak şöyle bir şey var. Bu yolda gördüğünüz gibi elektrik kabloları kopartılmış. Yer altından geçen elektrik kabloları kopartılmış. Şu anda elektrik kabloları açık ve vatandaş zor durumda. Artı burada bir apartmanda, şurada arkamda gördüğünüz apartmanda bir diyaliz hastası var. Bu diyaliz hastasına da elektrik gidemiyor. Saatlerdir elektrik gidemiyor ve vatandaşlar bu konuda şikayetçi. Yetkililer aranıyor, kimse ilgilenmiyor. Evet. Kimse bakmıyor bile. İlgilenmiyor. Yetkililer aranmış, evet. Tabii. Şu anda kimsenin bakmadığı ve yetkililerin bu kadar. Yeni değil. Öğlen falan diye. Hemen. Aynen. Evet. Kablolar uçları dışarıda işte. Kepçenin yaptığı bu belli. Kabloların ucu dışarıda. Kablolar tehlike işte yaratmış durumda orada. Şu anda. Bunun yetkisi kimse yetkili acil kim? Müdahale etmesi bunun lazım. Bunun uçlarındaki elektrikler. Hani acilen müdahale şimdi etmesi lazım. Yoksa aksi takdirde yani kötü bir sonuç tehlikeli çıkarabilir. Ya. Çünkü tehlikeli. Uçları açık bir şekilde duruyor. Yani kim geliyorsa gelsin acilen bir şey yapsın. Çünkü tam yolun ortasından millet de geçiyor. Tam yol köşesi hemen. Bunda bir gelip bakmaları lazım çünkü tehlike. Gördüğünüz gibi şu anda vatandaşlar zor durumda, şikayetçiler. Bir an evvel yetkililerin buraya gelip çözüm bulması isteniyor. Yani burada kilit taş döşenmesi, yol çalışmalarında kilit taş döşenmesi güzel bir şey. Ancak vatandaşlar zor durumda bırakılmaması lazım. Bu şekilde lazım çalışma olur mu diyoruz. Böyle sorumsuz şu şeye bir de orada bak bir kanalizasyon. Rokar mıdır nedir? Rokar kapağı gibi olduğu gibi bırakılmış. Bak koparılmış bırakılmış. İşte kabloların uçları belli. Burada. Evet. Burada bu rezalet olur mu? Kim yapmış bunu? Kepçeyle şey yapmış, kazmış burayı. Kimse de yok. Bırakmış gitmiş. Yani bırak burada hasta yatan, diyalize yatan hasta var. İşte şunu da çekin görün bakın. Burada çoluk çocuk geçiyor. Yapan da şurada kepçeyi alır mısın? Kepçeyi de çekin. Böyle rezalet mi olur ya? Bu kadar tehlikeli. Bir şey yapan kablo açık yani. Şuraya uçlarını bak bağlasaydılar, bir şey yapsaydılar. Yani yolun şu kenarına yol açmış. Şimdi akşam olur bir şey olur. Şu biri gelip çarpar. Da bunun sorumlusu kim? Kim bak kim, kim bunu sorumlu alabilir ki yani? Şu kepçe bu yani şekilde çalışılır mı ya bu kadar tehlikeli? İnsan şey yapar da yani yol çalışmasıdır yapılır edilir de yani kablo kopardan insan bir bildirir. Bir şey 50 yok kişi arıyoruz. Yani kimse herkes bir yere yönlendiriyor. Gelip de bakacak hayır, hiç kimse yok. Hayır şikayet edeceğiz burada onu bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz abi baksana. Çoluk çocuk var ya şu kablo duruyor böyle ya bırakılır mı? Sabah benim kardeşlerim gelecek buradan. Şuraya bak, şuraya rezalete bak ya. Karşı komşum diyaliz makinesiyle yaşıyor. Şuraya rezalete bak. Şu uçlara bak hepsi. Bir abi bir de bunun devamı var yani. Bunlar elektrik. Diğer taraftan da kesilecek. Kesik belli. Bak, elektrik bak, birinci şey uç burada. Aman İkinci burada. Elleme. Üçüncü sakın, hemen orada. Sakın elleme. Çok tehlikeli. Ya şu kepçe işte kopartmış atmış. Ya abi bizden yana problem yok da karşı komşumuz yani. Ya onun hastası var. Elektrik bağlı hastası elektrik var. Elektrik bağlı bir. İkincisi burada çoluk çocuk var. Geçiyor. O çocuk olmazsa dahi orada birisi onu bassa ellese ne olur ya gitti. Allah korusun ya. Bu kadar da sorumsuzluk bu kadar da böyle berbat çalışma olur mu? Nasıl küfür etmesin böyle merhaba. Çok çocuk benim var. Kardeşim var mesela 6 yaşında. Ne anlayacak kapıdan? Gelip geliyor. Allah korusun ya. Şu Sizan Hanım'ın ha, aynen hastası. Bizim yan komşu. Ha, hastası var ya. Elektrikle çalışan. Hocam şunu da gösterin. İleriki ucu. Bak şu var ya. İleriki ucu da. Bak. Şu uç. Bak bir. Şu.
Burada bir. Burada iki. Bizim apartmana giden şu. Burada da üç. Şuradan. Uçları bir de açık şekilde duruyor. Kime artık göndereceksin? TEDAŞ'a mı? 50 kişi aradı. İkisi yan komşu yarıcı bağlı yaşıyor. Şuraya bak. Yarıcı makinesine bağlı yaşıyor. Ya bu tehlikeli abim, tehlikeli. Baksana abi şuna ya. Aman dokunma, aman. Ben